Arkadaşlar merhaba. Bugün muhabbet kuşu sahiplendik ve arkadaşlar bu balıklar gibi yabancı olduğum bir hayvan değil. Daha önce 3 sene muhabbet kuşu besledim ve üniversiteye gittiğim zaman salma kümesi olan bir arkadaşıma sahiplendirdim. Daha sonra o şu anda 8 yaşında veya 7 yaşında olması lazım arkadaşlar. Bayağı büyümüş ve bayağı yaşlanmış. Aslında o ölmeden muhabbet kuşu sahiplenmeyeceğim demiştim ama o sağ ona kalırsa yani hiç muhabbet kuşu sahiplenemeyeceğim arkadaşlar. O yüzden o sözümü biraz tutamadım. O yüzden üzgünüm. Ona Çikin'den, bu arada ismi Çikin de çirkin bir kuş olduğu için ondan özür diliyorum. Ona yaptığım saygısızlıktan dolayı. Arkadaşlar şimdi fiyat sorulacak. En ilk sorulan sorulardan biri. Direkt sizin merakınızı gidereyim. Arkadaşlar vitamini, tamam işte yemi, içindeki kalamar, içeride arkada kalamar kemiği hariç bütün hepsi, suluğu falan, yemlikleri 170 TL arkadaşlar, bedava. Çünkü biliyorsunuz ki kuş fiyatları bir hayli fazla. Gel kuzum. Gel. Seni bir dışarı çıkartalım. Gel şöyle iyice çık. Gel gel gel, korkuyorsun biliyorum. Şöyle gel, çık elime. Hoppa. Çık bakalım yukarı. Arkadaşlar fiyatlar için 350 lira diyene mi gör, yani dersiniz, ararsınız, 600 diyene mi ararsınız çiftine? Yani o da çift çıkacak mı çıkmayacak mı belli değil. Bu arada üretim yapmak gibi bir amacım yok. O yüzden erkek aldım ve bu bir erkek ve 1,5 aylık olduğu söylendi ama muhtemelen 2,5 aylık falan. Bu arada kuyruğunun çekilmiş olduğunu zannettim ama hareketlerinden, tipinden yavru olduğunu anlıyorsunuz. Dikkat edin arkadaşlar. Büyük kuşları kuyruğunu çekerek size yavru diye verebilirler. Bir erkek aldım arkadaşlar. Çünkü ben bunu dirsek temasıyla büyütmek istiyorum. Yani diğer balıklarla biliyorsunuz aranızdaki sosyal ilişki pek de fazla olmuyor. Yemliyorsunuz falan filan. Ama bununla bu sizi tanıyor arkadaşlar. Bu size arkadaş oluyor, yoldaş oluyor. Yani dirsek teması daha fazla ve dirsek temasını seven bir hayvan. Bu genelde şurada duracak arkadaşlar. Ve ben odada olduğum sürece hep açık kalacak. Gezecek. Birazcık şöyle yukarılara falan da onu tüneyebileceği yerler yapmayı düşünüyorum. Bakalım öyle bir hayalimiz mi var diyeyim artık, fikrimiz mi var? Öyle bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Arkadaşlar bu arada şu kafesin aşağısını göstermek istiyorum size. Bir saniye. Tekerle zor oluyor. Şurayı atalım. Arkadaşlar pratik bir kafes. Benim eski kafesim böyle değildi. Görünce bayıldım. Bu alttan çekiyorsun ızgara sistemi. Şu alttaki şey geri geliyor işte. Artık burayı çekebilirsek. Şöyle göstermeye çalışacağım ama gerçekten zor. Tülü çıkartmam lazım. Bunu çekiyorsunuz arkadaşlar. Direkt alttaki şeyi çıkıyor ve temizleyebiliyorsunuz. Acayip pratik bir şey. Çünkü diğer türlü bir hayli zor oluyor. Ve altına gazete serdiğiniz zaman gazeteyi yiyebiliyorlar. Gazetelerde de renklendirici boya olduğu için, bunlara kanserojen madde olduğu için bunlar için çok zararlı. O yüzden böyle bir ızgara sisteminin olması da çok çok iyi. Parça parça fiyatlarını bilmiyorum. Çünkü adam ilk başta bana 250 lira gibi bir fiyat verdi. Ben bayağı sağlam bir pazarlık yaptım. Bu arada pazarlık yapın arkadaşlar. Utanmayın bu konuda. Özellikle genç arkadaşlarımıza söylüyorum. Gerçi parayı nasıl kazandığını öğrendiğiniz zaman sağlam pazarlıklar yapacaksınız. Onu söyleyeyim. Zaten para kazanan insanlar pazarlık yapıyor arkadaşlar genelde. Eğer kolay kazanmıyorsa. Neyse uzatmayalım. Konumuzdan sapmayalım. Bu yavrucağı da gördüyseniz şöyle artık kafesine atalım. Çünkü kafesinde daha rahat hissediyor. Daha alışamadı. Şaşkın. Yani kardeşlerinden yeni ayrıldı. Stresli değil ama şaşkın arkadaşlar. Bu arada gaga taşı yerine kalamar kemiği bulabilirseniz arkadaşlar onun için daha iyi olacaktır. Kalsiyum ihtiyacını doğal olarak karşılayacaktır. Öyle söyleyeyim. İlerleyen zamanlarda ne yapacağız? Odamızda farklı canlılar var biliyorsunuz arkadaşlar. Burada lipsteslerimiz var. Artık onlar da cıvıl cıvıl oldular. Onları da göstereyim. Şöyle artık durdukları yerde durmuyorlar. Böyle sağlam bir şekilde geziyorlar. Erkek kovalıyor onları her zamanki gibi. Bu arada hava butonunu şu anlık bıraktım. Çünkü müthiş bir ses yapıyor ve benim sesim size duyulmuyor. Kısa bir süreliğine kapattım. Buraya bir de pipo filtre alacağım. Arkadaşlar axolotl'umuz da burada keyifli. Yüzüyor. Bir saniye ışığı takacağım. Hop. Şu lipsteslerimizi de ışıkta göstereyim size. Işığımız da yanmıyor ya, tüh. Arada böyle yapıyor.
Şöyle bir sallayalım. Yok, bu sağlam bozulmuş. Bunu kurutmak lazım arkadaşlar. Böyle yapabiliyor. Bunu tamir ediyorum ama ben, sıkıntı yok. Şöyle çekmeye çalışayım. Gördüğünüz gibi aksıl tulumuz da burada gayet. Kolları bacakları bariz şekilde çıktı. Bakalım. Yani bu canlılarımıza tepkilerini çekeceğiz. Yengeçlerimi göstermiyorum. Yengeçlerin yerini ayrıyetten çekeceğim size. Yeni yaptığım yerleri. Bakalım yengeçlere tepkisi nasıl olacak. Bizim bu odamızdaki canlılara tepkisi nasıl olacak. Büyük ihtimalle gelip buradan su falan içecek arkadaşlar sürekli. Balıklara bakacak şu arka taraflara konup. Bu betalara yeni bir akvaryum alıp bilgisayarın kenarına koymayı düşünüyorum. Bilgisayarın kenarına gelip o betalarla oynayacak. Bakalım nasıl olacak. Güzel şeyler çıkacağını düşünüyorum. İnşallah düşündüğüm gibi olur. Bu arada şurada da farklı bir canlımız var. Aslında kalamar kemiğini onun için almıştım. Ama kuşumuza kısmetmiş. Gerçi ona da koydum kalamar kemiği. Arkadaşlar burada ne olduğunu arkadaşlar tahmin edebilir. Tahmin edilmesi zor değil ama yine de söylemeyeceğim. Bunun haftada bir kez olmak üzere videolarını çekiyorum arkadaşlar. Ve videolarını büyüdükten sonra size atmak istiyorum. Her zaman böyle işte çekmek çekip atmak istemiyorum. Çünkü bir anlamı kalmıyor. Böyle hepsini bir videoda izleyin. Daha rahat olsun, daha konforlu olsun. Hem de sizi çok da oyalamış olmayayım diye. Bu şekilde bir çözüm buldum. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Her zamanki gibi sonlara doğru bir oda turu yaptık ufaktan. Muhabbet kuşumuzu gösterdik. İlerleyen zamanlarda buna oyuncak falan da yapacağız dediğim gibi. Farklı şeyler yapacağız. Bakalım eğiteceğiz. Tam zaten eğitmek için uygun. Özellikle erkek olmasına dikkat ettim. Eğitilebilir olması adına ve agresif olmaması adına. Biliyorsunuz ki dişilerimiz birazcık daha agresif. Bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanala hala abone olmayan arkadaşlar varsa abone olursalar çok sevinirim. Çünkü bu benim motivasyon kaynağım. Ve beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Çünkü buna göre de videolarımı şekillendiriyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.